direkt seri üretim alanındayız. Nedir burası diyeceksiniz. Yanımızda İhsan Bey var. Merhabalar İhsan Bey. Merhabalar. İhsan Bey bize detaylı bir şekilde anlatacak. Mercek nedir ve önemi nedir ve nasıl başladı bu Türkiye'de? Bunların hepsini İhsan Bey'den detaylı bir şekilde öğreneceğiz. İhsan Bey, sorularımı duydunuz zaten. Sizden detaylı güzel bir anlatım bekliyoruz. 1990 yılında biz kendi özgün teknolojimizi geliştirmek üzere Ar-Ge çalışmalarına başladık. Kendi termal kameralarımızı ve gece görüş cihazlarımızı üretmeye başladık, tasarlamaya başladık daha doğrusu. Fakat bu tabii termal kameraları tasarladığımızda özgünleştirdik ama merceklerini yurt dışından almak zorunluydık. Ve bu yurt dışından aldığımız zaman bu stratejik bir malzeme. Stratejik olduğu için yurt dışında ülkelerin ihracat lisanslarıyla kısıtlı. Ve bu ihracat lisansları bize merceklerin çok geç gelmesine, bazen de alamamamıza yol açtı. Ve bu kısıtlardan kurtulmak için kendi özgün mercek üretim tesisimizi ve teknolojinin geliştirme talebini yarattı. Ve bu kapsamda biz 2000 yılında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile birlikte bir proje başlattık. Ve burada ilk defa 2000 yılında merceklerin prototip olarak imalatı sürecini başlattık. Görmüş olduğunuz gibi 10 yıl içinde bir kısıtlama getirdiler. Bakın ne hale geldi. 2 dakikada üretime başladık diyebilirim neredeyse. Tabii ki 2 dakikada değil. 10 yılda gerekli olan maddeyi alamazsak biz de üretiriz dedik. Ve bunu başarılı bir şekilde üretmeye başladık. Kaldığınız yerden devam edin. 2000 yılının başından sonra yaklaşık 2-3 sene içerisinde tamamen teknoloji özümledik ve burada personelimizi yetiştirdik. Ve bundan sonra 2005 yılında da burada görmüş olduğunuz seri üretim tesisini üretime başlar hale getirdik. Ve şu an bizim bütün termal kameralardaki bütün lenslerimizi bu tesis içerisinde üretiyoruz. İşte görmüş olduğunuz gibi 2000 senesinde başlayan macera gayet güzel devam ediyor. Hatta durdurak tanımıyor. Şimdi önümüzde bir sürü mercek görüyorsunuz. Bu merceklerin zannedersem bu ham hali. Biz öncelikle mercekleri ham olarak tabii temin ediyoruz. Bu ham mercek dediğimiz kristal malzemeleri genellikle yurt dışından temin ediyoruz. Ve burada biz optik işleme operasyonlarını ve optik ince film kaplama operasyonlarını yapıyoruz. Genellikle imalat dediğimiz zaman biz iki aşamadan bahsediyoruz. Bir, optik yüzey işleme ve daha sonrasında optik ince film kaplama diye. Bu görmüş olduğunuz büyük merceği bu şekilde temin ediyoruz ve daha sonra burada elmas ucuyla, yani gerçek bir elmastır kendisi. Görmüş olduğunuz gibi elmas bir uç var bunun ucunda. İşte bu sayede bunları... Bu elmas ucuyla bu lenslerin taşlama ve parlatma operasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Ve böylece bizim optik sistemler içerisinde olması gereken ölçülere ve olması gereken parlaklık seviyelerine getiriyoruz. Tabii bu taşlama parlatma operasyonlarıyla işimiz bitmiyor. Bu taşlama parlatma operasyonları sonrasında geçirgenliğini arttırmak için optik ince film kaplama dediğimiz özel süreçlerden yararlanıyoruz. Bu optik ince film kaplamayla optik malzemelerin çalıştığı dalga boyunda geçirgenliklerini en üst seviyeye çekiyoruz. Tabii bu optik ince film kaplamanın geçirgenliği arttırma yanında bir de dayanımla ilgili bir özelliği var. Ve bildiğiniz gibi askeri koşullarda çalışıyor bu cihazlar. Ve bu cihazlar burada gördüğünüz gibi çizilme ve şeyden uzaklaşması için elmas benzeri kaplama dediğimiz çok özel kaplamayla yapıyoruz. Ve böylece uzun süre dış ortamlardan etkilenmeden çalışabilme özelliğine sahip oluyor. İşte görmüş olduğunuz gibi bir sürü işlemden geçiyor. Bunlar tabii dile kolay söylerken anında hemen anlatıyoruz geçiyor. Ama şimdi sormak istediğim, yani kızılötesi ışın nasıl bir ışın ve merceğin buradaki önemi ne asıl? Şimdi şöyle, biz aslında cihazlarımızı birkaç gruba ayırıyoruz. Bunlardan biri gece görüş cihazları. Bu gece görüş cihazları yakın kızılötesi dediğimiz dalga boyunda çalışıyor. İnsan gözünün gördüğü dalga boyuna çok yakın. O yüzden genellikle gördüğünüz yeşil görüntüler ekranlarda, bunlar yakın kızılötesi, insan gözüne çok yakın. Bir de kızılötesi görüntü var. Bu kızılötesi görüntü de termal görüntü diye nitelendirdiğimiz, aslında cisimlerin ortaya çıkarttığı ısıyı görmek için kullanılan bir dalga boyu. Bizim burada ürettiğimiz bütün lensler kızılötesi dalga boyunda geçirgen malzemeler ve kızılötesinde geçirgenliğe sahip malzemeler. Ve böylece kızılötesi dediğimiz termal kameralarımızın önünde bu mercekleri kullanıyoruz ve çok net görüntüler alabiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi çok ufak çaptan
çok büyük çapa kadar merceklerimiz mevcut. Bunlarla çok değişik termal kameralarımızla görüntülemeyi işte kullanıcılara sağlıyoruz. Gerçekten gayet güzel. Düşünün işte burada ham madde hali. Burada da şöyle ters çevirirsek bitmiş halini gördük. Evet. İşte görmüş olduğunuz gibi böyle rengarenk bir şey ama termal kameralarda kızılötesi geçirgen bir malzeme olduğu için normalde gözün gördüğü bir dalga boyunu geçirmiyor ama kızılötesi dedektörlerin önüne koyduğunuz zaman bu kızılötesi görüntüyü bizim termal kameranın içindeki sensörlerin yani dedektörlerin üzerinde yoğunlaşmasını sağlıyor. Burada önemli olan nokta da üstüne kaplanan filmler herhalde. Tabii bu ince film kaplamalar da çok önemli. Hem bir yandan dayanım sağlarken bir yandan da bu dalga boyunda geçirgenliği sağlıyor. Bu filmlerde nano boyutunda mı oluyor genelde? Bu filmleri nano boyutta diyoruz aslında. Katmanlar, bu filmler aslında birkaç katmandan oluşabiliyor. Bizim yaptığımız ince filmler tek katmandan 120 katmana kadar oluşabiliyor. Kullandığınız tasarıma ya da kullandığınız ince filme göre kaplamanın kalınlıkları 4-5 nanometreden mikron seviyesine kadar çıkabiliyor. Bu tabii çok kompleks bir tasarım ve çok stratejik bir proses. Bunu yapan bizde 10 civarında bir mühendisten oluşan ekibimiz var. Her malzeme için, her dalga boyu için ince film kaplamaları tasarlıyoruz ve burada görmüş olduğunuz vakum altında çalışan tezgahlarda bunların süreçlerini geliştiriyoruz. Gerçekten bunlar kısa zamanda olan şeyler değil, inanılmaz şeyler. Bu anlattığımız, gördüğümüz şeyleri bir anda görüyoruz ama yapım süreçleri gayet uzun. Tabii burada İhsan Bey biraz mütevazı takılıyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü bunlar seri üretime geçilmiş. Sadece Türkiye mi kullanıyor ilk başta soracağım şey? Yoksa dünyaya da bunu pazarlamaya başladık mı? Biz bunu dünyaya da satıyoruz. Yani şöyle bir gelişimden ben bahsediyordum aslında. Belki yarıda kaldı. Öncelikle biz kendi ihtiyacımıza yönelik bir seri üretim kurduk ama ürettiğimiz cihazlar özgün olduğu için biz bu cihazları yurt dışına satar hale geldik. Bölge ülkelerine ve diğer ülkelere bu cihazları satıyoruz. Dolayısıyla sattığımız cihazlar içerisinde bu mercekleri de yurt dışına sağlama avantajımız oluyor. Bu bize ne sağlıyor? Bir rekabet avantajı sağlıyor. Çünkü mercek üretimini yapmış olmak bizde çok fazla yerli katkıyı artırıyor. Yerli katkıyı arttırdığı zaman da bir miktar rekabet şansınızı artırıyor. Bu çok stratejik bir ürün. Stratejik bir ürünle çok farklı uygulamalarda bunu kullanmanız da mümkün. Bu termal kameralardan füze gözlerine kadar kullanılabiliyor. Bir de bunun yanı sıra tabii ki bununla da yetinmiyoruz. Tabii ki %100 Türk yapımı diyorum ben buna. Tabii ki mühendisler sayesinde. Bir de ham madde gelecek yıllarda. Evet. Şimdi şöyle tabii biz bu ham maddeyi şu an için yurt dışından alıyoruz ama üniversitelerimizde biz teknolojinin derinliğine de inme çalışmaları yapıyoruz. Burada kullandığımız malzemeler germanyumdan, silisyumdan, çinko, sülfat gibi değişik kristal malzemeler. Bunların da Türkiye'de geliştirilmesi için üniversitelerle projeler yürütmekteyiz. Germanyum'la ilgili bir projemiz şu an son aşamasına geldi. Ve bir üniversitede, Gazi Üniversitesi'nde belli çapa kadar germanyumları geliştirip burada bu halinde alıp burada lens haline getiriyoruz. Yani dolayısıyla ham malzeme artık germanyum malzemesinden son ürüne kadar olan her şeyi Türkiye'de yapabilecek durumdayız. Bu da yurt dışına olan bağlılığımızı sona erdirmiş demek oluyor bir şekilde. Evet, doğru. İşte görmüş olduğunuz gibi merceklerin nasıl yapıldığını size özet bir şekilde gösterdik ve anlattık. İnanılmaz bir şey. İhsan Bey de gayet detaylı bir şekilde bizlere sundu. Bunlar termal kameralarda kullanılan mercekler ama ne istersek bu laboratuvarda ya da diğer laboratuvarda yapma imkanına da sahibiz.